Merhabalar. Bugünkü atölye çalışmamızda çevrimiçi sınav yapacağız. Çevrimiçi sınavı nasıl oluşturacağız? Tabii bunu illa da notla değerlendirmemek lazım. İsterseniz öğrencilere bunu bir çalışma kağıdı şeklinde de düzenlenebilir. Ve gene yazıcınız yoksa Word imkanlarını kullanarak öğrencinin çözmesini isteyebilirsiniz. Böyle bir imkan var. WordNet kullanacağız gene. WordNet'in güzel tarafı hep söylemiştim. Diğer önceki videolarda da belirtmiştim. Yani bilgisayarınıza indirebiliyorsunuz. İndirdikten sonra özellikle siz silmediğiniz müddetçe bilgisayarınızda kayıtlı bulunuyor. Diğer Web 2.0 araçlarında olduğu gibi internete bağlı olma ihtimali yok. Öğrenci isterse bunu internetin olmadığı bir ortamda da indirdikten sonra kendi bilgisayarını internetin olmadığı bir zamanda da çalışabilir. Evet, nasıl yapacağız? Önceki şeylerde eğer WordNet ile ilgili çalışmalar yapmışsanız bu çalışmalarınız burada yer alıyor. Eğer ilk kez bu video ile WordNet ile tanışıyorsanız bu sefer tabii ki burada herhangi bir içerik olmayacaktır. Bunlar bizim yaptığımız WordNet ile yaptığımız içerikler, geliştirdiğimiz içerikler. Yeni bir içerik oluşturmak istediğimiz zaman yeni bulmaca oluştur düğmesini tıklatıyoruz. Burayı tıklattığımız zaman bakın burada seçenekler var neler yapacağımıza dair. En altta çalışma sayfası. Çoktan seçmeli ama zaten burada da belirtmiş. Çoktan seçmeli, doğru ve yanlış ve kısa cevaplar. Biz çalışma sayfası uygulamasını kullanarak ister hepsini birlikte, istersen bunlardan yalnızca bir tanesini kullanarak ne yapabiliriz? Bir çalışma sayfası ya da buradaki çalışma sayfası uygulamasını kullanarak çevrimiçi bir sınav yapabiliriz. Nasıl yapacağız? Hemen başlayalım. Çalışma sayfası linkini tıklatıyorum burada. Tıklattıktan sonra diğer bulmaca türlerinde olduğu gibi çalışma sayfası içerik giriş arayüzü karşıma geliyor. Burada tabii ki başlık kısmına gelip işte bilgi yazabiliyorsunuz. İşte ne bileyim. Sosyal bilgiler, birinci dönem, ikinci yazılı gibi. İşte öğrencinin yazabileceği yerde bunlardan tercih edebilirsiniz üst bilgi bölümünde. Yalnızca isim isteyebilirsiniz, isim tarih isteyebilirsiniz, isim tarih ve dönem isteyebilirsiniz. Hadi bu sefer isim ve tarihi seçmiş olalım. Yazı tipini isterseniz değiştirebilirsiniz. Ondan sonra bilgileri aldıktan sonra şurada soru ekle seçeneği var arkadaşlar. Soru ekleyi tıklattığınız zaman soru ekleme ekranı karşımıza geliyor. Hemen burada soruya gireceğiz. Burada bakın türü belirliyor. Çoktan seçmeli mi? Yoksa doğru yanlış mı? Yoksa kısa cevap mı? Bunların türünü belirliyoruz arkadaşlar. Sonra da aşağıya cevabı gireceğiz. Hemen ben gene Word'de hazırladığım örneği burada yapacağım. Şurada bir kısa cevaplı soru girelim önce. Hemen sorumu seçtim. Girdim. Hemen yapıştırdım. Daha önce şeklinde Osmanlı egemenliğini yaşamış milletlerin bugün hala şeklinde devam eden bir soru girdim. Soruyu girdikten sonra şuradan tür bölümünden seçeceğim. Diyorum ki kısa cevaplı soru. Cevap kısmına da bunun doğru cevabını gireceğim arkadaşlar. Hemen neymiş? Ankara Savaşı. Bakın Ankara Savaşı ile girdim. Kayıt dedim. Gördüğünüz gibi soru formatını hemen burada oluşturdu. Bir tane de çoktan seçmeli girelim. Geldim. Hatta doğru yanlış girelim hemen elimizin altında. İşte soru. Geldim. Yapıştırdım. Kayıt dedim. Sonra şuradan doğru yanlış seçeneğini tıklatıyorum. Buradaki ifade doğruysa doğru seçeneğini, yanlışsa yanlış seçeneğini seçiyorum. Buradaki cevap doğrudur. Yanlıştır. Buradan tıklatıyorum ve kayıt diyorum. Bakın yanlış seçeneğini işaretledi. Şimdi çoktan seçmeli bir soru örneği yapalım.
geldi. İşte soru metni şurada. Kopyalıyorum. Şu şekilde. Daha sonra cevapları şuradan giriyorum. İşte A seçeneği. Daha sonra başka cevap ekleyin düğmesini tıklatıyorum. Linkini tıklatıyorum. B için geliyor. Geliyorum bu sefer. B'yi seçiyorum. Tekrar aynısını tekrarlıyorum. Benimkiler 4 seçenek. İsterseniz tabii ki 5 seçenek girmenize de imkan sağlıyor. Bakın. E'yi girdim. İstersem buradan E'yi de açabiliyorum. Evet. 4 seçenekli soru daha bu şekilde giriliyor arkadaşlar. Bundan sonra ne yapacağım? Diğer soruları gireceğim. Evet. Bakın. Soruları girdim. Şuradaki düzenlemeleri anlatmak istiyorum. Şuradan bakın. Soruların aşağı ve yukarı şeklinde verip soruların yerini değiştirebilirsiniz. Çünkü bir hatırlarsanız biz burada bir tane kısa cevaplı, bir tane doğru yanlış, bir tane çoktan seçmeli girdik. Eğer bunların hepsinin aynı kategoride, hepsi bir arada olsun istiyorsanız bunların yerini değiştirebilirsiniz. Bunun için bakın şuradaki yukarı ve aşağı ok tuşlarını kullanmanız gerekir. Sorunun kendisinde bir düzeltme yapmak istediğiniz zaman gene düzenle düğmesini tıklatarak şöyle soru ekleme ekranı tekrar karşınıza gelir. Silmek istediğiniz zaman da şuradaki çöp kutusunu silersiniz. Çoktan seçmeli sorularda doğru cevabı nasıl gireriz? Onu bir kez daha göstereyim şuradan. Hangi soru cevabı doğruysa onun yanındaki şuradaki tik işaretini işaretlemeniz gerekir. Bakın zaten işaretleyince çarpı işareti alıyor. Bu şekilde arkadaşlar sorularımızı ister tek tip isterseniz burada olduğu gibi 3 türde kısa cevaplı, çoktan seçmeli ve doğru da yanlış olmak üzere hepsini tek bir sınavda yapmanız mümkün. Soruları hazırladıktan sonra ne yapacağız? Elbette ki bakın şurada yazdır komutu var. Arkadaşlar burada çalışma kağıdı olması nedeniyle PDF dosyası oluşturabiliyorsunuz ancak bunun için işte öğrenci kopyaları dediğiniz zaman bakın hemen kendisi zaten şöyle dosyayı oluşturuyor ve yazdır dediğiniz zaman bu dosyayı PDF olarak kaydedebiliyorsunuz. İşte nedir? Öğrenci kağıdı şeklinde. Efendim işte düzenleme ekranına geri dön deyip cevap kağıtlarının, cevap anahtarının da bulunduğu bir PDF dosyası oluşturacaksanız bu kez cevap anahtarını tıklatıyorsunuz. Bakın burada da her birinin cevap anahtarı var. Gene yazdır dediğiniz zaman bakın buraya da cevap anahtarı yazıyorum ve kaydediyorum. Elbette ki bunlar yazıcıdan çıktı alındığı zaman geçerli olan şeyler. Peki yazıcımız yoksa ne yapacağız? Böyle durumdayken bakın en başa getirin ve Ctrl A düğmesine basarak ya da şöyle de yapabilirsiniz. Tamamını seçti. Diğer kısımları da aldı. Sadece şu kısmı alacak şekilde şöyle yapabilirsiniz. Bakın soruyu sonuna kadar şöyle seçip daha sonra sağ klik kopyala yazı. Daha sonra da şuradan yeni bir Word dokümanı açıyorum. Ve bunu buradan bakın yapıştırıyorum. Gördünüz mü? Şuradaki seçenekler karşıma geldi. Bu tabii ki